WhatsApp yeni sözleşmeye gelen yoğun tepkiler yüzünden geri adım atmış gibi görünüyor. 8 Şubat'ta eğer sözleşme imzalanmazsa herkesin hesabının silineceğini söylemişti. Şimdi tabii o kadar tepki gelince bu sözleşmenin tarihini Mayıs ertelediğini söyledi. Ama yani geri adım atmış gibi görünse de aslında yine sözleşme önümüzde imzalanmayı bekliyor. Ne yapalım, ne yapmalıyız bilemiyoruz. Bu yüzden de uzmanlara soruyoruz. Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve aynı zamanda İSAKA İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Pelin Pehlivan bizimle birlikte. Pelin Hanım, ne yapmamız gerekiyor? WhatsApp bu sözleşmeyle ne diyor ve önümüze koyduğu bu sözleşmeyi dayatmaya hakkı var mı? Öncelikle merhabalar. WhatsApp'ın bu sözleşmeyi dayatmaya hakkı var mı? Kısmı tartışılır. WhatsApp zaten 2016 yılından beri bizim verilerimizi Facebook'la paylaşıyordu. Bu aslında var olan paylaşımın birazcık daha detaylı olarak bize açıklanmasından ibaret. WhatsApp bizim hangi bilgilerimizi alıyor ve hangi bilgilerimizi paylaşıyor? Aslında mesajların hepsi uçtan uca şifreleniyor. Dolayısıyla mesaj içerikleri, sesli yazışmalarımız kesinlikle kimseyle paylaşılmıyor. Fakat metadata dediğimiz kim kiminle ne kadar zaman görüştüğü, cep telefonu markamızın modelimiz, IP bilgilerimiz, operatör servis sağlayıcımız, konum bilgilerimiz. Burada konum bilgilerini birazcık açayım. Konumunuzu kullanmasına izin vermeseniz dahi bulunduğunuz IP'den bulunduğunuz şehir ve ülkeyi çıkartabiliyorlar. Bu tarz bilgilerimizi zaten 2016 yılından beri WhatsApp, Facebook'ta paylaşıyordu. Dolayısıyla bu çeşitli itirazları beraberinde getiriyordu. Hem etik hem de hukuki anlamda. WhatsApp'ta bu itirazlara ve bu problemlere birazcık daha hukuki zemin hazırlayabilmek için bu sözleşmeyi bizlere maalesef dayattı. Tabii ki de imzalamanız gerekmiyor. WhatsApp dese ki bunu imzalamazsanız kullanamasa bile, yani kullanamazsınız dese bile bununla ilgili herhalde itirazlar karşısında bir şeyler yapacaklarını tahmin ediyorum ki bu ilk hani 15 Mayıs'ı ötelemede bunun bir göstergesi diye düşünüyorum. Bir de benim aklıma takılan bir şey var. Şimdi uçtan uca şifreli deniyor WhatsApp için. Yani mesajlarımız uçtan uca şifreli. Evet. Biz gönderdiğimizde karşı taraf açmadığı sürece o mesajı kimse göremiyor diyor WhatsApp. Peki aynı zamanda da WhatsApp'ın açık kaynak, açık kod kaynaklı olmadığını biliyoruz. Biz uçtan uca bu mesajlarımızın şifreli olduğunu nereden biliyoruz? Sadece WhatsApp'ın beyanına güveniyoruz. Öyle değil mi? Evet, WhatsApp'ın beyanına güveniyoruz ama aynı zamanda kullandıkları protokol de Signal'le aynı protokolü kullanıyorlar. Ve şifreleme anahtarları WhatsApp üzerinde kimsenin erişilemediğini hani onlar beyan ediyorlar ve mesaj içeriklerini kesinlikle okumadıklarını söylüyorlar. Tabii ki bu üçüncü bir parti uygulama olduğu için hani bunda %100 okumuyorlar demek çok mümkün değil. Ama okumadıklarını düşünüyoruz. Peki baktığımızda şimdi tabii yoğun bir geçiş söz konusu hem Telegram'a evet, hem de Signal'a. Peki acaba onların güvenliğinden emin miyiz biz? Yani onlar da yarın öbür gün bize bu türden sözleşmeler dayatır mı? Ya da bu sözleşmelerin aslında bir önemi yok mu? Çoktan verilerimiz kullanılıyor mu? Bunu aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Yani sadece hani WhatsApp, Instagram, Telegram, yani bütün aslında ücretsiz uygulamalar bizlere kesintisiz hizmet verebilmek için bir yerden para kazanıyor olmaları lazım. Yani aslında hiçbir şey ücretsiz değil. Dolayısıyla bu uygulamalar bizlerden doğrudan bir para almadıkları için farklı yollardan bir para kazanmak zorundalar. İşte Facebook'ta bunları üçüncü partilere satarak buradan bir para elde ediyor. Yani 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam Facebook'un cirosu 71 milyar dolardı ve bunun %98,5'unu reklam gelirlerinden elde etmişti. WhatsApp'ı aldığı rakam 2014 yılında 19 milyar dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da hani doğrudan gelir getirmeyen bir uygulamaya bu kadar para verilmesi de aslında buradaki verilerin kullanacağının en büyük bir işareti. Dolayısıyla hani Signal olsun, Telegram olsun, diğer ücretsiz uygulamalar, Twitter olsun, Instagram olsun, bunlar bir şekilde bu verilerden para kazanabilirler ve yani hayatta kalmaları için de kazanmaları gerekiyor. Ama hani hangi uygulama daha güvenilir derseniz,
Şimdi her uygulamanın bir takım güvenlik kontrolleri var. WhatsApp'ın da aslında oldukça sıkı güvenlik kontrolleri var. İşte biyometrikle kimlik doğrulama sağlıyor, uçtan uca şifrelemesi var. Gerçi verilerimizi yedeklerken bir şifreleme kullanmıyor ama yine de oldukça iyi güvenlik kontrollerinin olduğunu söyleyebiliriz. Telegram'a geldiğimiz zaman Telegram da uçtan uca bir şifreleme sağlıyor yani görüşmeler için ama bunu kullanıcılara opsiyonel olarak bırakmış. Dolayısıyla eğer kullanıcı özellikle bu gizli bir chat'tir demediği sürece bu şifreleme default'ta şifresiz olarak yapılıyor. Yani görüşmeler şifresiz olarak tutuluyor. Bu üç uygulamanın içerisinde baktığımızda en güvenilir olan Signal gibi duruyor şu an için. Çünkü gelir kaynağını bir fon aracılığıyla alıyor bu. Ve hiçbir şekilde de ben bu verileri kullanmayacağım diyor ve zaten de tutmuyor. Yani bu WhatsApp'ın tuttuğu metadata dediğimiz kim kiminle ne zaman görüştü, ne kadar görüştü, kontak bilgilerimiz gibi verileri Signal hiçbir zaman almadığını söylüyor ve bunları da şifreli olarak tutuyor. Dolayısıyla bu üç uygulamada en güvenilir olan Signal. Telegram'sa zaten onun da hani bazı planlarının olduğu söyleniyor. Yani bu işte verilerin kullanılarak reklamlama amaçlı olarak satılabileceği yönünde. Henüz net bir açıklama yok ama onun da planları olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu üç uygulama arasından en güvenlisi Signal. Fakat yine de ben hep şunu söylerim, ücretsiz bir uygulama kullanıyorsanız oradan kullandığınız yani paylaştığınız verilere dikkat edin. Çünkü hem güvenlik açıkları olabilir, hem paylaşı farklı şekilde paralar kazanma amaçları olabilir. İnternet hiçbir veri silinmez. Dolayısıyla böyle çok gizli verilerinizi bu uygulamalar üzerinden paylaşmayın. Peki siz ne yaptınız merak ediyorum. WhatsApp'tan başka bir yere göç ettiniz mi yoksa WhatsApp kullanmaya devam ediyor musunuz? Şimdi ben WhatsApp kullanmaya devam ediyorum. Çünkü dediğim gibi şimdi iş grupları işte okulla ilgili hani birçok kullanıcımızın da tahmin ederim ki işte okulda bir yani öğrencilerin WhatsApp grupları yani en çok WhatsApp kullanılıyor. Dolayısıyla da burada paylaştığım verilere dikkat ederek ben WhatsApp'ı hani normal günlük yazışmalarım için kullanmaya devam ediyorum. Telegram'ı da kullanıyorum. Aynı zamanda yerli uygulamalarımız da var. Bunlarda işte Turkcell'in BIP'i çok konuşuluyor. Ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği'nin bir uygulaması var dedi diye. Bu uygulamalar da kullanılabilir. Yani bu ikisine de baktığımda aslında ben BIP de aynı WhatsApp gibi bayağı bir bilgimizi bizim topluyor. Ve bunların da hani kullanıcı sözleşmelerinde üçüncü taraf partilerle bunları reklam amaçlı veya işte farklı amaçlarla paylaşabileceğini söylemiş. Ama dedi Signal'le aynı altyapıyı kullanıyor ve hiçbir şekilde bir verimizi toplamıyor ve bunları yedeklemediğini ifade ediyor. Tabii bu da yine firmanın beyanı. Dolayısıyla dedi de oldukça güvenilir bir uygulama. Dedi de tercih edilebilir, Signal de tercih edilebilir. Bu tabii şu anki bildiğimiz verilerle diyeyim. Çünkü hani üçüncü parti uygulamalar her ne kadar açık kaynak kodlu da olsa hani ileride bir gün bir zararlı yazılım çıkar. Onlarda da bir şeyler çıkabilir. Dolayısıyla şu anki bilgiler ışığında Signal veya Dedi'yi güvenlik açısından önerebilirim. Dediğim gibi ben hepsini kullanıyorum. WhatsApp'tan da henüz vazgeçmedim ama WhatsApp'ın bunu bize dayatmasına birazcık kişisel olarak kızgınım. Çünkü hani bunlar bizim verilerimiz ve Avrupa Birliği'nde hani bunlara bu şekilde dayatamazken oradaki GDPR nedeniyle GDPR'ın olmadığı ülkelerde bunu şart koşması ve işte bunu imzalamazsanız WhatsApp'ı kullanamazsınız diye bize zorlaması hoş bir durum değil. Dolayısıyla ben de ilk fırsatta belki bunu değiştiriyor olabilirim. Çok haklısınız. Şimdi bir çifte standart uyguluyor WhatsApp. Diyor ki Avrupa Birliği'nde evet. GDPR sözleşmesi var. O yüzden oraya vermiyor sözleşmeyi ama sözleşmenin olmadığı ülkelere bunu dayatıyor. Burada bir çifte standart ve eşitsizlik var. Eğer siz bir kurumsal yapıya sahipseniz ve bir kuralınız varsa bu kural bütün kullanıcılar için geçerlidir. Ama kimi kullanıcıları ülkelerinin sözleşmeleri yeterince koruyamıyorsa bu sizin onu suistimal edeceğiniz anlamına gelmez, öyle değil mi? Evet, haklısınız. Ama burada işte ülkelerin yaptırım güçleri de çok büyük önem taşıyor. Yani bizde her ne kadar Rekabet Kanunu, BTK gibi kurumlarımız bir takım yaptırımlar yapmaya çalışsa da
bizden elde ettikleri gelir çok az bir tutarda olduğu için bizi çok fazla kale almıyorlar. Ama Avrupa Birliği'nden elde ettikleri gelir çok daha fazla olduğu için onların itirazlarını birazcık daha ciddiye alıyorlar. O yüzden 2016 yılında bu görüşmeler yapıldığında Avrupa Birliği WhatsApp'la çok ciddi müzakereler yaptı. Ve bu müzakereler sonrasında da WhatsApp'ın ikinci bir şirketi kuruldu, WhatsApp Ireland diye. Ve bunlar hiçbir şekilde verilerini işte Facebook'la paylaşamaması üzerine bir anlaşma imzaladılar. Dolayısıyla bunu uygulatamıyorlar orada. Kafamı kurcalayan bir şey daha var. Şimdi dediniz ki verilerimize dikkat edelim. Hangi veriyi paylaştığımıza dikkat edelim. Hangi verileri paylaşırken dikkat edelim ya da hangi verilerimizi bu uygulamalar üzerinden paylaşmayalım? Ablam geçenlerde söyledi, çok güzel bir şey yapmış. Yeğenime internet bankacılığı bilgilerini ulaştırması gerekiyormuş bir işlemin yapılabilmesi için. Hesap bilgilerini vermiş WhatsApp'tan ama şifre bilgisini mesela başka bir uygulamadan göndermiş. Hani böylece gönderdiği bilgiyi parçalayarak farklı uygulamalar üzerinden iletmiş. Bana çok akıllıca geldi bu yöntem. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çok doğru bir yöntem izlemiş. Yani aslında biz bunu hani böyle işte şifreyi bir yerden gönderiyorsak kullanıcı adını farklı yerden gönderiyoruz biz hani bunun güvenlik pratiklerinde. Ama yine de ben hani böyle WhatsApp'tan bu tarz bilgilerin paylaşılmasını çok önermiyorum. Dediğim gibi her ne kadar uçtan uca şifreleme de olsa bugün en büyük kurumlar bile hacklenebiliyor. Bu mesajları şifreleme anahtarları ele geçebiliyor bir şekilde. Dolayısıyla hani bu kadar kritik bir şeyler varsa bunları telefonla sözlü konuşulabilir. İşte parçalayarak atmak yine güzel bir pratik olabilir. Ama ben hani böyle bir şeyim varsa, hani gizli bir dokümanım varsa onu ya kendi içerisinde tekrar şifreleyerek e-postayla gönderiyorum. Sonra onun şifresini telefonla arayıp söylüyorum. Veya telefonla şifresini SMS atıyorum. Ama mailin body'sine işte şifreleyerek farklı kanaldan atıyorum gibi pratikler uyguluyorum kendi hayatımda. Nelere dikkat etmeliyiz? Bu nihayetinde evet Signal daha güvenli dediniz ama bir de şöyle bir söz var. Eğer bir şeyi ücretsiz kullanıyorsanız bu sizin bilgilerinizi Evet. kullanıma açık olduğu anlamına gelir nihayetinde. Onlar da para kazanacaklar. Evet Signal bir vakıf şirketi şu anda ama nihayetinde onlar da bir şekilde bu işten para kazanıyorlar vakıf da olsalar. Hani bedava yapmıyorlar bu işi. Ben o yüzden açıkçası ona da güvenmiyorum bilgilerimizin, verilerimizin kullanılmadığına dair. Aslında paralı uygulamalarda da dediğim gibi yani hiçbir şey internet ortamında %100 güvenli değil. Hani bugün aldığınız her türlü güvenlik önlemi yarın boşa gidebiliyor. Yani yeni bir güvenlik açığı ortaya çıkıyor ve gidebiliyor. Hani çok büyük kurumlar, çok ciddi güvenlik yatırımları olan kurumlar da bugün hani hacklendi. Bunları görebiliyoruz çok sık. Dolayısıyla aslında çok fazla verinizi bu ortamlarda tutmamak ya da işte böyle parçalı tutmak bence güvenilir bir çözüm olur. Mesela geçen bir arkadaşım WhatsApp'ı hacklendi benim. Hani öyle bir örnek verebilirim. Ve hani kızının doğum günü partisindeyken biri şey yapmış, sana işte bir OTP yanlışlıkla gönderdim. Bana hızlıca gönderebilir misin diye kontak listesinden biri hani atıyor. O da o panikle ya hemen onun OTP'si diye kendisine gelen WhatsApp'ın giriş OTP'sini kişiye forwardlamış. Sonradan aklı başına geliyor ama WhatsApp bütün yazışmaları hepsi gitti. Sonra WhatsApp'tan o hesabı tekrar kendisine geri almak için bayağı bir uğraştı. Dolayısıyla bu hani kendi hatanız Çok sonucu da olabilir. teknik olarak çok anlayamıyorum. WhatsApp nasıl hackleniyor? Onu biraz anlayacağımız şekilde anlatabilir misiniz? Şöyle aslında WhatsApp hacklenmedi burada. Sadece kullanıcının bilinçsiz bir davranışı sonucunda. Çünkü siz girerken oraya bir kullanıcı adınız var. Bir de size gelen bir SMS OTP dediğimiz tek kullanım şifre var. Cep telefonu üzerinden bir mesaj geliyor. Farklı bir cihazdan oturum açtığınızda. Kişi kendisine gelen bu tek kullanım mesajı başkasına paylaştığı için aslında onun WhatsApp hesabı hacklendi.
ve o WhatsApp hesabı üzerinden de onun bütün kontak listesindeki arkadaşları hacklenmeye çalışıldı. Bu bazen işte hani acil para ihtiyacım var, bana bir para gönder demekle olabiliyor. Ya da işte diyor ki benim çalıştığım kurum işte çok ciddi bir indirim yapacak sana faturalarında. İşte bana kimlik bilgilerini gönder. Hani ben de sana işte buradan indirim sağlayayım. İşte elektrik faturası olabilir, işte kredi kartında şöyle bir promosyon olabilir ve benzeri gibi. Bu sefer de sizin kontaklarınızı oradan hacklemeye çalışıyor. Dolayısıyla hani illa kurumlardan değil, kişilerin kendi yaptığı hatalardan dolayı da kullandıkları uygulamalar hackleniyor olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi ya böyle veriler paylaşmayın. Hani zorunlu olarak paylaşmanız gerekiyorsa da hemen paylaşım yaptıktan sonra bunu hem kendi tarafınızdan hem diğer taraftan silin. Mesela Signal'in de böyle güzel bir özelliği var. Hani aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Mesela Signal'de gönderdiğiniz bir mesajı süreyle gönderebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 saat sonra mesajı sil. Veya tek gönderimlik mesajlar gönderebiliyorsunuz. Bir ekran görüntüsünü attınız. O kişi onu okuduktan sonra mesaj kendini hemen yok ediyor. Dolayısıyla hani birinin eline geçmesini de engelliyor olabiliyor. Hani bu tarz uygulamaları kullanırken onların özelliklerini kullanmaya fayda var. Yani bunların özellikleri kullanmakta.